Merhaba sevgili tarihseverler. Bugün sadece Anadolu'nun değil, tüm Akdeniz bölgesinin en ihtişamlı, görenleri kendine hayran bırakan, gözler kamaştıran Aspendos Antik Kenti'ni gezeceğiz. Şu an Antik Kent'in en ihtişamlı eseri olan tiyatroyu geziyoruz. Aspendos Antik Kenti'nin en görkemli yapısı olan Aspendos Tiyatrosu'nun. Dilerseniz önce teknik özelliklerini anlatalım. Aspendos Tiyatrosu 15-20 bin kişilik bir tiyatro. 21 alt basamak, diazoma denilen bölge ile üst basamaklardan ayrılıyor. 20 tane de üst basamağı bulunuyor. Aspendos Tiyatrosu M.Ö. 2. yüzyılda Marcus Aurelius zamanında yapılıyor. Tam tarih vermek gerekirse M.Ö. 161 ve 180 yıllarında. Sahnenin akustiği muhteşem, en alttan bir mırıltı dahi üst katlardan duyulabiliyor. Bu özelliğiyle de başka bir örneği yok. Tiyatro Aspendos'u Theodoros'un oğlu Zenon tarafından yapılıyor. Yapılış hikayesi oldukça ilginç. Bahsedelim dilerseniz. Tiyatronun yapılış hikayesinde aslında bir aşk hikayesi gizli. Hemen aktaralım. Aspendos valisinin bir kızı vardır. Belkıs isminde, bu köye de adını veren güzellikte bir kız. Belkıs'ın kiminle evleneceği herkesçe merak konusudur. Babası şöyle bir ilanda bulunur. Der ki, bu ülkeye en güzel, en faydalı eseri veren kişiye kızımı vereceğim, onunla evlendireceğim. Bu amaçla çalışmalara başlayan Italicus su kemerlerini inşa ediyor ve mimar Zenon da bu muhteşem mimari harika olan Aspendos Tiyatrosu'nu. Gün geliyor, vali her iki eseri de gezmek istiyor. Su kemerlerinde büyüleniyor. Orada halk diyor ki evet, Italicus'a vermelisin Belkıs'ı. Ancak tiyatroyu da görmek istiyor vali ve tiyatroyu gördükten sonra büyüleniyor. Tiyatroda mimar Zenon sahnenin köşesinden mırıldanmaktadır. Valinin kızı benim olmalı, valinin kızı benim olmalı. Bu kısık sesle yapılan mırıldanmayı dahi yukarıdan duyan vali sahnenin akustiğine hayran kalıyor ve şöyle bir şey teklif ediyor her iki delikanlıya. Diyor ki, o zaman kızımı iki yarıya böleyim ve ikinize de vereyim, ikiniz de hak ettiniz. Mimar Zenon bu durumun kızın ölümü demek olduğunu anladığı için kendi payından feragat ediyor. Bunun üzerine vali kızını en çok sevenin Zenon olduğunu anlayıp ona kızını veriyor. Böylece bu aşk hikayesi mutlu bitmiş. Aspendos Tiyatrosu'nun sahne binası iki katlı. En alt katındaki kapılardan gladyatör savaşlarında dövüşmek için hayvanlar serbest bırakılırken bir üstteki kapılardan ise sanatçılar sahneye çıkıyor. Sahne binasının altındaki sütunlar İyon tarzıyken üstündeki sütunlar ise Korint tarzı. Tiyatronun basamak sıralarının üst kısmında ise bu şekilde tonozlu sütunlar bulunuyor. Gerçekten muhteşem. Akustiği muhteşem olan bu sahne yarım ay şeklinde ve en önde de İmparatorlar Locası bulunuyor. Aspendos Tiyatrosu Anadolu Selçukluları döneminde bir kervansaray olarak kullanılmış. Arkamda görmüş olduğunuz duvardaki kırmızı bezemeler o dönemde yapılmış. Ve 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk Aspendos Tiyatrosu'nu ziyaret ediyor ve şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki, burayı tamir ediniz ve kapısını daima açık tutunuz. Burada temsiller gösteriniz. Ve bu sebepten dolayıdır ki hem Anadolu Selçuklu döneminde kullanılmış olması, hem Türkiye Cumhuriyeti döneminde aktif kullanılmış olması, işleyen demir ışıldar atasözünü ortaya çıkaracak derecede korunmuş olmasını, dimdik ayakta kalmasını sağlıyor. Aspendos Antik Kenti'nin tiyatrodan sonraki ikinci görkemli eseri olan su kemerlerinin önündeyiz. Su kemerleri yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda. Daha önce anlattığım Aspendos'un kuruluş hikayesindeki Italicus tarafından yapılmış oldukça güzel bir eser. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olan su kemerleri kuzey-güney yönlü olup her iki ucunda da su basınç kuleleri bulunmaktadır. Aspendos kentinin diğer görülmeye değer yapıları arasında bazilikası, agorası, meclis binası, tapınağı ve anıtsal çeşmesi bulunuyor. Mutlaka gelip görmelisiniz. Eğer siz de bir gün
bu muhteşem yapıyı görmek istiyorsanız Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belkıs köyüne gelip buraları gezmelisiniz. Bir sonraki videoda bir başka yerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.